Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir arkadaşımız öc almanın yani intikam almanın dinimizde yeri nedir diye sormuş. Kardeşim insan kendini savunabilir. Bir kimse sana haksız yere saldırıyorsa o an kendini savunabilirsin. Fakat şu anda intikam almak, adaleti sağlamak devletimize düşer. Bir kimse sana yanlış yapmış ise devletin gerekli yerlerine onu şikayet edebilirsin. Şöyle bir şey de söylemiştin herhalde. Kıssasa kıssas var İslam'da. Peki nedir bu kıssasa kıssas mesela? Bir kimse bir kimseyi öldürdü kardeşler. O an öldüren kişi yakalandı. Onun öldürülmesi gerekir. Kıssasa kıssas budur. Yani can alanın canı alınır. Gerçekten adaletli bir sistemdir. Fakat ülkemizde bu uygulanmıyor. Uygulansa insanlar bir kimseye zarar vermeye çekinirler. Şimdi bir kimse hakkında buğz ediyorsunuz. Yani geçmişte size bir şey yapmış ve sürekli nefsiniz size bunu dokandırıyor. Affetmek büyük bir erdemdir kardeşler. Hani onu şey yapmak. Elbette affetmek Allahu Teala'ya mahsustur da siz de ona hakkınızı helal ederseniz emin olun Rabbim kat kat sizleri mükafatlandıracaktır. Çünkü Allah affedicidir ve affedenleri sever. Yani hakkını helal edenleri sever bir kimse yanlış yaparsa. Ama yok sizin çok kalbinize dokunuyor, buz ediyorsunuz, sürekli aklınıza geliyor nefsinizden. Biri size zarar vermiş veya başka bir şey yapmış. Allah'a havale etmeniz en güzelidir kardeşler. Yani siz onun peşine düşeceksiniz. Tekrar ona bir yanlış yapacaksınız. Bu sefer şeytana uymuş olursunuz Allah muhafaza. Yani kısasa kısas kardeşler bir kimseyi öldürmedikten sonra o size bir zarar vermiş. Şu an kendinizi savunabilirsiniz. Ondan sonra ona pusu kurup da onu öyle düşürüp de şey yapmak bir Müslümana yakışmaz. Elbette ki kendinizi savunacaksınız. Fakat dediğim gibi kavgayı uzatmamak gerekir veya tartışmayı veya başka bir şeyi kardeşler. Ki Allah Teala sabredenlerle beraberdir. Kıyamet günü, hesap günü kardeşler. Boynuzlu koyun, boynuzsuz koyuna vurduğunda, tamam mı? Onun bile hesabı görülecek. Şu dünyada öyle bir şey olmuş ise. Hani Allah Teala koyunların bile hesabını görecekse, insanların hesabını emin olun ki en ince detayına kadar görecektir. Allah Teala'ya havale etmeniz en güzelidir. Rabbim yardımcımız olsun. Yani bunlar olacak kardeşler. Musibetler olur sürekli. Bizim bunlara sabretmemiz gerekir. Musibetsiz bir dünya yok kardeşler. Yani şu anda öyle bir dünyada değiliz. Musibet olacak. Arkadaşınız canınızı sıkacak. Bazen yeri gelecek anneniz babanız sıkacak. Efendime söyleyeyim. Bazen öz kardeşiniz. Bazen eşiniz. Bazen kocanız. Bazen çocuklarınız sizin canınızı sıkacak. Bu olacak kardeşler. Çünkü şu anda herkes şeytanın tesiri altında yani birçok kimse şeytanın tesiri altında. Nefsin tesiri altında, nefisle sürekli mücadele içinde, şeytanla sürekli mücadele içinde. Hatasız kul yok kardeşler. Sizler nefsinizi terbiye edip size yanlış yapanlara dahi yumuşak davranmaya çalışın. Rabbimizin emri bu yöndedir. Peygamberimizin öğütleri bu yöndedir. Siz hani eğer çok böyle bir kimse kötü bir şey yapıyor dinimize, Allahu Teala'ya bir şeyler söylüyor Allah muhafaza. Peygamberiniz diyor gücünüz yetiyorsa ona elle müdahale edin. Elle müdahale edemiyorsanız sözle müdahale edin. Sözle de o müdahale edemiyorsanız kalbinizden buğz edin. Yani o kişiye karşı sıcak bakmayın, anladınız mı kardeş? Onu yaptığından dolayı onu kınayın. Mesela bir adamın arkadaşı vardır. İslam'a laf ediyordur. Tamam mı?
onu uyarabilirsiniz. Küfür ediyordur. Gücünüz yetiyorsa ona elle müdahale edebilirsiniz. Tamam mı? Ama en tatlısı sözle olandır. Çünkü kardeşler, neden derseniz, çünkü karşıdaki kişiyi de kırmamış olursunuz. Siz tatlılıkla karşılık vermiş olursunuz. Kalbinizde saklamanız da en son aşamadır. Önce bir karşıdaki çocuğu uyar. Mesela, kardeşim sen böyle küfür ediyorsun ama ona buna veya başka bir şey, illa İslam'a değil başka bir şeye de küfür edebilir. Öbürünün annesine, bunun bacısına. Kardeşim bu yaptığın yanlış, lütfen böyle yapma işte. Gene çocuk şey yaparsa, gücün yetiyorsa ona müdahale et kardeşim. Etmiyorsa, gücün yetmiyorsa sözle sözünü söyle. O kişiye kalbinden buğz et ve ondan uzaklaş, muhatap olma. Sen uyardın, vazifeni yaptın, 2-3 defa uyar. 3 defa uyar en az o çocuğu. Hep yanında olan bir insansa sürekli uyar. Sen sürekli uyardığın halde ise, yanında gezdiriyorsan o çocuğu, yanında geziyorsan, yanına gidiyorsan, sen kalbinden buğz etmiş olmazsın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sana olan emrini yerine getirmiş olmazsın. Allah razı olsun kardeşler. İnşallah merak edenler için anlatmaya çalıştım. Sizler de paylaşırsanız iyi olur. Çünkü bilmeyenler var, bilmek isteyenler vardır. Siz de hayra vesile olun inşallah. Allah razı olsun. Hayırla kalın. Başka sorusu olan varsa yoruma sorabilir. Ben inşallah video olarak veyahut da yanıt olarak cevaplamaya çalışırım. Hayırla kalın.